Bruno Genesio çok tecrübeli bir teknik adam. Özellikle Olimpik Lyon'da hem teknik direktör hem yardımcı antrenör e, yeri geldi. Scout olarak görev yaptığı dönemler var. rendede 124 maçı var. Beijing, Guam'da da, Çin'de de bir tecrübesi söz konusu 40 maçlık. Temmuz 2019'da, Aralık 2020 arası Asya'da da çalışmıştı Bruno Genesio bakış açınız bir başarısı nedir hocam? var mı Kerem? E, yani kupası yok. Kupası yok. Yok Kupa yok. Evet. Şampiyonluk da yok galiba. Yok, kup yok. Herhangi bir kupası yok. Başarısı ne biliyor ya. musun hocam? Başarısı. Yok yok. Yok yani şöyle başarısı. Kupalarak olmadığı için yani Beşiktaş'ın Başarı şöyle var, var, var. Onun başarısı genç oyuncuları keşfetmek, gençlerle çalışmak ve çıkarmak. tarafı da var zaten. Tabii Fransa'nın da zaten en büyük özellikleri onlar. Fransızların yaptığı Orada en iyi bize bize uygun mudur değil midir? Onu tabii en büyük en iyi kararını Beşiktaş kulübü verecek yani ne kadar sabredersiniz? ya baba oyuncularla da çalışmadı mı? Çalıştı var ama çok fazla değil. Yani Gezal Takım gibi, Endombele gibi genç oyuncular o dönemlerde. O dönemleri, o dönemleri yani tabii. Genç tabii. Yani onları bulup çıkaran, bir kullanan onlarla o, 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 orada çok çok akıllı ve faydalanmış şey. ama biz tabii farklı bir şeyler beklediğimiz için hocalardan, gelecek oyunculardan tabii Beşiktaş bunun neresinde olacak? Ne ki oyuncularla olacak. Önce Beşiktaş elindekilerini ne kadar çıkaracak. Elindeki yabancı oyuncular var. Hani hepsi birbirine bağlantılı. Hocanın erken gelmesi bir arada avantaj mı Sadece e, bu hoca için değil genel konuşalım. Şu anda Beşiktaş'a gelecek hocanın artıları fazla olur. E, Tabi onun Devamlılığı önemli. Seçeceğiniz oyuncular önemli. Türkiye piyasasını çok iyi bilmeniz lazım. Türkiye'de ne tarzda oyuncular gidiyor onu çok iyi süzmeniz lazım. Etrafında çalışacaklar beraber çalışacaklar çok önemli. Yani bir sürü şeyler var. Beşiktaş iki sezon belki şampiyonluğu yakalayamadı ama Beşiktaş Beşiktaş abi her zaman için her türlü e, tehlikeli bir takım. Her zaman için tehlikeli bir takım. Her seneye öyle bir kadro kurarlar ki iki sene üç sene ligi e, force ederler ama Elindekilerinden bir kere kimlerden kurtulacak onu çözecekler. Ondan sonrası gelir yani o Oyuncu çok var. Yeter ki doğrusunu bulmak önemli. Kesinlikle. Keremcim. Tecrübeli bir teknik adam hocam. Mahmut Hoca da aslında hocanın profilinden kısaca bahsetti. Sizce Beşiktaş'ın ihtiyacı ne? Ve ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi kariyerine baktığın zaman evet Fransa'daki bütün hocalar zaten Fransa Fransa'da takımların Paris Saint Germain bir iki takım hariç diğerlerinin tamamı zaten genç oyuncuları alıyor belli bir noktaya taşıyor ondan sonra Avrupa piyasasına dünya piyasasına sunuyorlar. Bunların en büyük özellikleri bu. O bizim gibi öyle gidelim yaşlı oyuncuları falan alalım gelelim o Fransa'da öyle bir kültür yok. Onlar çünkü birçok Afrika ülkesi de sömürgeleri olduğu için oradan çok oyuncu alıyorlar. Çoğu orada doğru sistemleri Skor sistemleri de çok güçlü bu takımdan. Oraya para harcıyorlar, geliyor. Şimdi şampiyonluğu yok, kupası yok. Evet yetiştirici, geliştirici aynı zamanda. Kabul ediyorum, ben saygı duyuyorum. Ama Beşiktaş'ın buna mı ihtiyacı var? Yoksa yani bu tecrübeyi kazanmış, kupa kazanmış, şampiyon olmuş... Bir hocaya mı ihtiyacı var? Onu tabii Beşiktaş yönetimi karar verecek. Ben yani o konuda fazla bir yorum yapmakta. Hiç istemiyorum. Önce bir hoca gelsin. O mu olacak? Başka mı olacak? Ben ama geçen bu Rıza Hoca'nın ayrıldığı hafta da aynı şeyi burada oturduk konuştuk. Ya Beşiktaş'ın şimdi yönetim kurulunun yapmış olduğu Hasan Arat'ın, Sayın Hasan Arat'ın o kadar güzel bir şey var ki. Samet Aybaba'yı futbolun başına getirdi. Feyyaz Uçar'ı yönetimi aldı. Futboldan gelen insanları kulübe soktu. Yönetici pozisyonunu soktu ve de aktif görev verdi. Ya siz ikiniz buraya gelmişseniz nereden geldiniz? Buradan geldiniz. Beşiktaş'ın ta içinden dibinden beri geldiniz. Benim gönlümde yatan Beşiktaşlı bir teknik adamın orada olması. Beşiktaş formasını hadi Rıza Hoca'yı sezon sonu görmeden Bence ayrılması ne kadar doğruydu bilmiyorum. Biraz sabredilemez miydi? Koş koca Rıza çalınmay yani yıllarca kaptanlık yapmış. Başka bu kulüpte forma giymemiş. Anadolu'da başarılı olmuş bir hoca. Hocam son maçın ardından yaptığı açıklamalarla beraber de hocanın takımla artık bir arada olma gibi bir ihtimali sanki ortaya. Ya Rıza kaldı. Çalınmay dört maçlık bir hoca değil ya. O kadar kariyer yapmış bir insan. Ben ona biraz içerlendim. Yani sonuçta Hı -hı. ben bir Türk teknik adam olarak arkadaşımın bu konudaki duyguları belki maçtan sonra farklı lanse etmiş olabilir. Evet. Yani kızgınlık, sinirli kanında söylenmiş laflar olabilir ama ve hala hala ben Beşiktaş'ın içinden bu işi çevirebilecek, daha iyi noktaya taşıyabilecek, şampiyonlukları yaşamış, tecrübe kazanmış birçok hoca adayı var. Bilmiyorum, bekleyip göreceğiz işte. Sayın Başkan. Yönetim kurulu onlar kararlarını verecek bizde de. Hayırlı olsun deriz hangisi olursa olsun. Önemli Ama Beşiktaş'ın, hocam çok güzel dedi, Trabzonspor'un bu ligin zirvesinde olması gereken takımlar. Oradan uzaklaşmamalılar. Yani onların oradan uzak kalması ligimizin tadını birazcık olsun kaçırıyor. Şey önemli Kerem, ee, değişim çok önemli Beşiktaş'ta. Oyuncu değişimi nasıl olacak? O sirkülasyonu nasıl halledecekler? İşte Elin... şey diyor ya başkan dedi ya hocam. Gelen hocanın şeyine göre, işte oyun sistemine göre, anlayışına göre. <laughs> ya karar işte, vereceğiz. Herkes o yanlışa düşüyor. Hocam belli ya. Oyuncu oyunlar belli, futbolcular ekstra torbadan doğru çıkmıyor söylüyorsun ki. da ben onların ağzını söylüyorum Öyle... ama onlar belirlemiştir zaten. Ya mutlaka da. Yani şimdi atıyorum 4-4-2 oynayacağım. Onun haricinde oyuncu yok mu oynayan? Başka bir pozisyonu oynayamıyor mu? Bu, Deminden beri ne konuşuyoruz? Bu temcit pilavı gibi. İyi oyuncuyla her yerde oynarsın. Temcit pilavı gibi herkesin ağzına sakız olmuş. Abi dizilişler farklıdır. Sistem sistem çok farklı bir şeydi. Diziliş farklı bir şeydi. Her dizilişe oynayacak hoca ve oyuncular var zaten. Hocam sahanın içinde zaten dizilişle başlarsın. Yani, Oyun öyle bir noktaya evrilir ki senin dizilişin bazen farklı boyutlara işte gider. Onları İnsanlar anlamıyor. Bir sistem bilmem ne falan. Ya, yok. Ben yani onu anlatmaya Öyle, değil çalışıyorum. Değil mi hocam? Yani elinde yetenekli bir kadro varsa onda her şeyi oynayabilirsin. Şimdi senin. biraz evvel Dani West'ten bahsettik. Adam orta sahanın virtüözüydü. Sevilla'da Fenerbahçe'ye karşısından orta saha takım kaptanıydı. Sağ açık. Adam yok orta sahaydı. Orta saha gibi sonra pat oldu adam sağ Dünyanın en iyi sağ açıkta oynadı. Bak, bak, en iyi sağ oldu. Düşün. Evet. Şimdi biz o adam orası diye o hocanın sistemi burası bir şey. Hatta dizi öyle bir şey yok abi. Oyuncu kendi kendini siz de dizilişlere getirirsiniz. Çalışırsınız. Onun için doğrusunu bulmak lazım. Her zaman için söylüyorum. Doğru oyuncu. Doğru oyuncu. Doğru oyuncu sizin... E, Türkiye bizim en büyük e, sıkıntımız ya ben gideyim şunu alayım da bu gelsin benim uçursun. Yok öyle bir şey. Türkiye'de futbolu modeline uygun oyuncular nedir? Ne arıyorsun abi? Onako değil, değil mi? Değil mi? Şeyin, e, Trabzonspor, Santrofor. Öyle her santrofu her, her takımın santrofu dağıtsın seni. Öyle. Öyle. Mustafa Denizli Fenerbahçe şampiyon yaptığı zaman gitti neyi aldı? Anderson muydu? Kenneth, Kenneth Anderson. Kenneth Anderson. Bana dedi getirin abi ben sağdan soldan getiririm çıksın vursun kafayı gol Ama galansın. orada yanları da i̇şte bak, şey vardı. Hocam, hepsi yok. Rapa iç, Rapa o dönem iç. iç şimdi, var, var. Bir şey anlatmaya çalıştım. Ben bu tarzdaki oyuncuyu getirdim. Işte, Aynı, burası, burası, şey, burası şey, işte, Mustafa Hoca kaliteli oyuncular getirdi. Kenneth Anderson'u Santrofor aldı. O kadar iyi beslendi ki. Neyi anlatıyorum ben? Diyorum ki, işte. bak şimdi mesela ona şu var. Şeyde, Trabzonspor'da. Buradan getirdim adam leblebi gibi gol atar. Aynı Adamın yani. ve bizim ligimiz o tarzdaki oyuncular. Ona göre çok iyi. Şimdi bu sırf hocayla kaynaklanan bir şey değil. ...seçeceğiniz oyuncularla çok önemli... ...hani bizler hep şunu deriz işte... ...ya işte Galatasaray'ın çocuğu... ...Fenerbahçe'nin çocuğu... ...yok öyle bir şey çocuğu hocam... ...önemli olan düzgünü doğrusu... ...sizi zirveye taşıyabilecek... ...götürecek oyuncu... ...şimdi Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı... ...hocadan ziyade tamam hocayı alın da... ...elinizdeki o mukavelesi devam eden oyuncularla... ...nasıl kurtulacaksınız... ...kimlerle kurtulacaksınız... E, ...hoca diyecek ki bana bunları alın bunları getir... ...bak Sayın bir Şosevi bir getirirse hoca ile anlaşırlarsa mesela şöyle fazla söyleyeyim ama 3 veya de 5 arası Fransa'dan mutlaka oyuncu getir ve en iyileri neresidir biliyor musun? Fransa'dan alacağın oyuncular açık oyuncular hocam. Hiç aramayacaksın bir yerde açık. Çok Şu anda tabii iyi, mevcut açık. kadroyu da boşaltması lazım. E işte Oraya oyuncu almak En en büyük sıkıntı hocadan önce elinizdeki kadro önemli. Evet işte yani. On, onunla o bu devam eden ve iyi paraları anlaşılan oyuncular var. Nasıl ayıracaksın? Yoksa Beşiktaş abi gider en kralında alır basar paraya getirir. Onda bir sıkıntı yok. Ama bu ne kadar süreklilik olur. Şimdi müdafaa bakın Beşiktaş'ın hakikaten sıkıntılı. Yani hepsi sıkıntılı. Yani çoğu sakat çoğu sıkıntılı. Bak hepsi sıkıntılı. Orta sahada sıkıntı var. Hadi formette bir iki yamayla kapatırsın. Ama esas senin en e, sağlam olması gereken yerlerde arıza var. Onları çok iyi bulmaları lazım. Işte. Evet. Yani kolay değil bunlar. Elindekiler dü dünya kadar. Mesela bir Beyli var. Beyli şöyle bir bakarsın. Hakikaten iyi bir stoper. Ama adamın... O da a, gitti zaten. Gitti. Sakatlıktan başını kaldıramadı. Ya, Bak şu anda bir elle tutunur, başını kaldıramadı. Koli var. Ya, sezon başından beri de düzenli oynuyor. En çok gole katkısı. <laughs> yani... Bir stoper düşünemiyorum. Koli iyi bir stoper. Ya bizim bizim ligimiz var. için hakikaten tamam. Ama yanında için. onun tamamlayıcı kim olacak? Evet. Orta sahadaki tamamlayıcı kim olacak? Bizim, ben en sana büyük söyleyeyim mi? Bunlar. Eninde sonunda eğer Beşiktaş kadroyu boşaltıp oyuncalamazsa en büyük olay orada gene Necip olur. <laughs> İkinci stop <eder. gülüyor> Emektar Necip. Onu artık oradakiler o kararını verecekler ama bakın mesela Fred oynadığı zaman tamamlayıcısı kim onun? İsmail değil mi yanında? Fret hepsini tamamlıyor şimdi zaten. Yok ben Fret'in tamamlayıcı değil mi Fret'i tamamlayıcı oyuncular. Yok yok ama ben de diyorum ki Fret hepsini tamamlıyor şimdi zaten. Ona Asayi'de Toray'la oynadığı zaman yanına adam arıyorsun tamamlayıcı oyuncular kim olacak diye. Beşiktaş'ta e, onu tamamlayıcı oyuncu yok orta sahada. Hepsi birbirinden kopuk oyuncular. Şimdi siz Beşiktaş'ta zirveyi yakalamak için Fret tarzında bir oyuncu bu şimdi bir örnek oldu takımlara. Fred hakikaten örnek. Ya Fred bir örnek, Torara bir örnek. İşte bu tarzdaki oyuncuları bulup getireceksiniz. Ve ondan sonra yanına onu tamamlayıcı oyuncuları bulup, e, bulacaksınız. Stoperler de aynı şekilde. Bak Galatasaray'da Bardakçı, Sanchez optimal. Bekal. Sıkıştın Kaan düzük. Ayhan. Bekal Dijiku. Bu tarzdaki stoperler var. Siz buranın oturtmadıktan sonra siz Santro falan kimin alsa hiçbir şey olmaz. Aynen öyle. Bakalım buradan nasıl kalkacak ama en başta içerideki oyuncular kimleri ayıklayacaklar, kimleri gönderecekler. E, kimlerle daha ya bu kabileyle devam edecekler. Bu anlatımdan fazla karanlığa girmemek lazım Yok. da şöyle. İşin içinden yani çıkmaları biraz zor gibi görünüyor. Değil esasında. Şöyle takım içerisindeki tabii düzeni sağlamak kolay bir şey değil hocam. Çok çok şey oldular. Eee demorize fazla oldular. Fazla Afrikalı oyuncu almayacaksın hocam. İşte var bir sürü Afrikalısı var. Fazla demorize Afrikalı bir takım. Yani oyuncuların böyle tarihi olmak Şeyleri geçmişte çok fazla oldu. O tahribattan nasıl çıkacaklar? Moral motivasyonu nasıl sağlayacaklar? Toparlayıcı bir güç lazım Beşiktaş'a. Yani benim ancak onları toparlayabilecek, güçlü durabilecek bir karakterle birlikte ayağa kalkma şansı var Beşiktaş'ın. Çünkü büyük kulüp, yılların kulübü. Bununla, bu tür şeyler zaman zaman birçok kulüp... Tökezleme oluyor ya oluyor. E, Galatasaray geçen sene şampiyon olmadan önce, bir sene önce 13. <laughs> Yanılmıyorsam evet. bitirdi değil mi? E bir sene sonra şampiyon oldu. E, demek ki olabiliyorsun. Doğru, yani bunları doğru, doğru planlamayla, şarkı. doğru anlayışla, doğru bir teknik adamla, e, şimdi çok da e, iddialı bir yönetim geldi. Bunları yapabilecek güçteyiz de diyor. O zaman bir an önce moral motivasyonun, takımı toparlayacak güçlü bir karakterin orada olması gerekir. Aynı şekilde o güçlü karakter sahaya güçlü karakterli oyuncular kazandırması gerekir. Şimdi burada gene bir örnek profil verelim. Fenerbahçe mesela yaptı transferlerin hepsi oynayan oyuncular geldi. Yüksek karakterli Bak, oyuncular. Hepsi oynayan. hocam hepsi oynamış zirveyi görmüş oyuncular. Bu tarz oyuncuları mı seçeceksiniz? Gelen hoca Bruno bu tarz ki oyuncularla mı çalışacak? Yoksa diyeceksiniz ki biz biraz daha sabredelim yetenekleri bulsun bize. Orada yaptığı gibi Fransa'da gibi bir iki tane de babalarla dolduralım o şekilde mi gidelim? Seçerek kendileri çünkü iki tane şık var. Ya zirve önünüze var Geçen hafta, veyahut da karmasını iyi yapıp çıkaracaksınız. Geçen hafta Ceko muydu, Talicin mi bir demeci var. Biz İstanbul'a gezmeye gelmedik dedi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldik. Bak şimdi ne güzel bir demeç. İşte bu oyuncunun karakterini Dışarıda da olsun, içeride de olsun sahaya da yansıtıyor. Verdiği demekle birlikte saha içini bile toparlayabiliyor. Evet. Zaten yani, bu tip karakter eksikliği vardı Fenerbahçe'de. Böyle bunlarla tamamlandı. Şimdi aynı şeyi Beşiktaş'tan da tabii Onlarla taraftarlar ta bekliyor tabii yapmasını. Tamamlandı mı? Onlar da sana veriyorlar abi. Adam adam durmuyor ki 37 yaşında adam. hakikaten. Yani parmakla gösterilecek bir karakter. Oyun karakteri var.